Semih bir işi yalnız başına ilk saatte, Zerrin'le birlikte 8 saatte yapıyor. Zerrin bu işi yalnız başına Semih'ten daha uzun sürede yaptığına göre X için hangisi doğrudur? Bu tarz sorularda eşitliği düşünerek hızlıca sonuca ulaşabiliriz. Yani Semih ile Zerrin aynı sürede çalışsaydı ne olacak? Sınır değer belirlediğimiz için bunu düşüneceğiz. Semih Zerrin'le beraber işi 8 saatte yapıyormuş. Hızları eşit olsaydı, tek başlarına bu işi 16 saatte yaparlardı. Biri diğerinin yanına gelince çalışma hızı iki katına çıkacağından 8 saatte iş biterdi. Ama çalışma hızları eşit olsaydı. Dolayısıyla 16 bizim için bir sınır değer. Bunu biliyoruz. Şu şıklar aslında işimize yaramadığını göreceğiz. Ama aynı sürede çalışmıyorlar. Yani Zerrin daha yavaş çalışıyor. Demek ki Semih bu işi tek başına 16 saatte bitirmiyor. 16'dan daha küçük bir saatte bitiriyor. Örneğin 15 saatte bitiriyor. Zerrin gelince 8 saatte bitiriyor. Bunu görmemiz önemli. Eğer eşit olsaydı 16'ya 16 idi. Ama Zerrin daha yavaş. 16 saatte bitirmiyor. 16,1 saatte bitiriyor atıyorum. Bu da 15,9 saatte bitiriyor. Dolayısıyla bizim aralığımız 16'dan küçük olacak. Bunu da yakaladık. Aslında direkt cevap bursa çıktı. Peki 8'den niye büyük oluyor? O da çok basit. Zerrin'le beraber 8 saatte yapıyormuş. Tek başına elbette 8 saatten daha uzun sürecek. Zerrin'in bir taş bile koysa biraz katkısı olacak. 8'den biraz daha büyük olacak. Dolayısıyla cevabımız bursa.